Girişte bize köklü sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır bilgisini vermiş. Yukarıda denge durumunda 3 terazi verilmiştir. Kefelerdeki cisimlerin kütlesi gram cinsinden üzerinde yazmaktadır. Özdeş cisimlerin kütleleri eş olduğuna göre A cisminin kütlesini en yakın olduğu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bayağı işlem yapacağımız bir soru. Hemen ilk terazimizle başlayalım. Bakın, kareyi bulmam lazım. Kareyi nasıl bulacağım? Ekstrafiz ise şöyle bir denklem yazabilirsin. Kök kare artı, kök demeyelim, kare artı kök 5 eşittir kök 80 denklemini çözersek kareyi buluruz. Şimdi karşıda kök 5 var. Demek ki 80 de kök 5'e dönen bir şeymiş. 80'i 5'e bölerek bulabilirsin ya da direkt 16 kere 5 de yazabilirsin. Yazalım tekrar denklemimizi. Kare artı kök 5 eşittir 16 çarpı 5. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 5. Kök 5'i karşıya attım, eksi olarak geçti. Çıkardın. Kareyi kaç bulduk? 3 kök 5. İlk ifademizde kareyi bulduk. Bize kareyi değil a'yı soruyordu ama kareyi de nerede kullanacağım? İkinci terazide kullanacağım. Geliyorum ikinci teraziye. Kareler kaçmış? 3 kök 5. Bu da 3 kök 5'miş. Bir de kök 20 var. Bakın kök 20'yi siz kök dışına çıkarırsanız 4 kere 5'tir, o da 2 diye çıkar. Üçgenimiz de aslında neymiş? 2 kök 5. Tekrar ikinci terazi için denklemi yazıyorum. 3 kök 5 artı 3 kök 5 artı üçgen yani 2 kök 5 eşittir silindirmiş. Bunları toplarsak silindirimiz kaç çıkacak? 3, 6, 8 kök 5 çıktı. Silindiri de bulduk. Geçiyorum 3. basamağıma. Oradan da A'yı zaten bulacağız. 2 tane silindir varmış. Her birine ne dedik az önce? 8 kök 5, 8 kök 5. Yani terazinin sol kefesinde 8, 8, 16 kök 5 varmış. Diğer kefesinde A harfi bir de 180 varmış. Buradan 180'in de 5'in bir katı olarak yazılabileceğini anlamışsınızdır. Zaten hepsi kök 5 üzerinden gidiyor. 180 5'e bölelim. 18'de 5 3 kere var. Demek ki 36. 36 çarpı 5 zaten 180'dir. Bunu da dışarı çıkarabiliriz ama. Hemen bir daha yazıyorum denklemimi. 16 kök 5 eşittir. A artı 36 nasıl çıkar? Artı 6 kök 5'e dönmüş oldu. Denklemi çözeceğim. 6 kök 5'i karşıya eksi olarak atarım. Çıkardım. 10 kök 5 olarak buldum. A sayımız 10 kök 5'miş. Fakat bize bunu mu soruyor? Hayır. Bu hangi sayıya daha yakındır diye soruyor. Bunun için de 10'u içeri alacağız. 10 içeriye 100 diye girer. 100 çarpı 5 olur. O da kök 500 olur. Yani aradığımız şey şu. Bu şıkların hangisinin karesi 500'e daha yakındır? Şimdi 25'in karesi 25 çarpı 25 625'tir. 22'nin karesi tek tek hesaplayabilirsiniz. Bakın bulamazsınız, tek tek hesaplayın. 22'nin karesi 2 kere 2 4, 44. Burası da 44. Topladım 484. Büyük ihtimal 484 çünkü bu kadar yakın. 500'e yakın başka bir sayı bulmak zor. 23'ü de bulalım. 3 kere 3 9, 3 kere 2 6, 2 kere 3 6, 2 kere 2 4. Toplayalım 9, 2, 5. 529 mu yakın, 484 mu? 484, 16 basamak, 529, 29 basamak uzaklıkta. Cevap A şıkkı diyoruz. Yukarıda verilen kareköklü sayılar belirli bir kurala göre kutulara yazılmıştır. Tablodaki örüntüye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Önce A ve B sayılarını bulacağız. Tabii önce, ondan önce de örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Biz örüntüleri ya toplamalı ya da çarpmalı olarak biliyoruz. Daha karmaşık olanlar da olabilir ama biz deneyerek basitten yola çıkarak bulalım. İlk olarak toplama yani ardışık olarak eklenerek gittiğini varsayalım. Bu aradaki farkı bulmak için öncelikle ben bu ifadeleri bir A kök B şeklinde yazayım. Kök 128 nedir? 64 çarpı 2'dir. 64 dışarıya 8 diye çıkar. 8 kök 2. Artık kök 128 yerine 8 kök 2 yazıyorum. Aynı şekilde kök 200'ü A kök B şeklinde yazarsak 100 çarpı 2'dir. 100 dışarıya 10 diye çıkar. 10 kök 2. 200 yerine de artık 10 kök 2 yazabiliriz. Ben şuradaki dalgaları sileyim. Daha net görelim. Bakın şimdi toplayarak gittiğini varsayarsak 6 kök 2'den 8 kök 2 arada kaç fark var? 2 kök 2. Yani buradan kök 2 eklemiş, buradan kök 2 eklemiş. Devam ediyorum. 8 kök 2'ye 2 ekledik. Kök 2. Bir daha kök 2 ekledik. 10 kök 2 yapıyor mu?
Evet yapıyor. Demek ki toplayarak giden bir örüntüymüş. Bu kök 2 ekleme olayından da zaten A ve B sayılarını da bulmuş olduk. Bakın 6 kök 2'ye bir tane kök 2 eklerseniz 7 kök 2 olur. 7 kök 2'ye ekleyin 8 kök 2. Bir daha ekleyin 9 kök 2. Bir daha ekleyin 10 kök 2. Demek toplanarak giden bir örüntüymüş. Mesela toplanarak bulmasaydık bir de çarparak giden bir örüntüymüş gibi düşünüp bölme işlemi yaparak aradaki kat farkını bularak da deneyecektik. Ama toplama imiş, kolaylıkla çözdük. Tamam, devam edelim. Şimdi A'yı bulduk. Bir yazalım. A 7 kök 2, B 9 kök 2'ymiş. Şimdi şıklarımızı bu verilenlere göre bir değerlendirelim. A şıkkında diyor ki arasındaki fark kök 6'dır. Ki bunlar kök ikili ifadeler. Arasındaki fark kök 6 olamaz. Gitti. B şıkkı diyor ki çarpımları 252'dir. Çarpalım. 7 kök 2 çarpı 9 kök 2 yapıyorum. Dışarıdakiler birbiriyle, içeridekiler birbiriyle. 7 kere 9 63, 2, kök 2 çarpı kök 2 kök 4'tür. 2 diye dışarı çıkar. 63'ü 2 ile çarparsanız 252 yapmaz. Toplamları 16 kök 2'dir. Toplayalım. 7 kök 2 artı 9 kök 2. 7, 9 daha 16. 16 kök 2. Evet, C şıkkımız doğruymuş. D'yi de kontrol edelim. B'yi A'ya bölersem 2 olur. Deneyelim. 9 kök 2 bölü 7 kök 2. Kök 2'ler gider. 9 bölü 7 kalır. Bu ifadede yanlış diyoruz. Evet, cevabımız C şıkkı. Bir belediye aşağıda krokisi verilen dikdörtgen şeklindeki arsada kırmızı ile gösterilen kısımlara koşu yolu yapacaktır. Bu koşu yoluna halı döşenecektir. Halıların ruloların değerlerini vermiş. Tablodaki halıların her birinden artmaksızın en az bir tane kullanacakmışız. Yani A, B, C'den en az bir tane kullanacağız. Tamam. Buna göre koşu yolunu tamam için en az kaç rulo halı gerekiyor diyor. Ne diyor? En az lazım. Hemen önce alanımızı hesaplayalım. Kırmızı alanı bulmak için ilk yapman gereken alanların farkını almak. Yani dışarıdaki alandan içeridekini çıkarırsan ortadaki kalır. Tabii çarpmada kolaylık olsun. Önce şunları A kök B haline getirelim. 320 64 kere 5'tir. 64 dışarıya 8 diye çıkar. Burası 8 kök 5. 98 hangi tam karedir? 49, evet. 49 çarpı 2'dir. 49 dışarıya 7 diye çıkar. 7 kök 2. Tamam. Dıştaki alanı bulalım. Dıştaki alan 8 kök 5 çarpı 7 kök 2'den bulunur. Çarparsak içerisi birbiriyle dışarı birbiriyle 8 kere 7 56, 5 kere 2 kök 10. Tamam, içtekini hesaplayalım. Bunlar zaten A kök B şeklinde. 5 kök 5 çarpı 4 kök 2. Çarpalım, 5 kere 4 20, 5 kere 2 10. Bakın her ikisi de kök 10'lu ifade olduğu için çıkarırsam 56 kök 10'dan 20 kök 10'u çıkarırsam 36 kök 10 bulursun. Kırmızı bölgeyi bulduk. Burası 36 kök 10 metrekareymiş. Tamam. Bunu unutmayın. Şimdi geleceğiz halılarımızdan ne kadar kullanacağımıza bakacağız. Bakın, bir size şöyle bir soru sorsam. Bir şeyin az olmasını isterseniz ne dersiniz? Büyük olanından çok almaya çalışırsınız değil mi? Yani ben de burada en fazla 3 kök 10 alandan çok kullanacağım ki az halı kullanayım. Az rulo, sayı olarak az sayı kullanayım, halı kullanayım. Tamam. Hemen başlıyorum. A neydi? 3 kök 10. B 2 kök 10'luktu. C de 1 kök 10'luktu. Tamam. Şöyle baktığınızda kaça ulaşmam lazım? Toplam 36 kök 10'a ulaşmam gerekiyor. Her birinden birer tane kullandığımda kaç oldu? Toplam 6 kök 10 kullanmış olduk. O zaman geri kalan 6 kullandık. Geri 36'dan 6 çıkarın. 30 kaldı ya. Bu 30 kök 10'luk kısmı da yine A'dan alacağım. Tamam. Bakın 30 buradan aldım. 6 da buradan aldım. 36'ya ulaşmış oldum. Tamam. Şimdi kaç adet kullandığımıza bakalım. 3 kök 10'luk bir tane burada kullanmıştık. Bir de burada, bir de burada. Kaç etti? 3. 30 kök 10'u elde etmek için kaç tane 3 kök 10 lazım? 10 tane de burada mı? Evet. Toplayalım. 10, 11, 12, 13. En az 13 tane kullanmamız gerekiyormuş. Aradığımız cevap B şıkkı. Şekildeki araç O noktasından ok yönünde harekete başlıyor. Aracın noktaları olan uzaklıkları noktaların üzerinde verilmiştir. Araç mola vererek sırasıyla 147, 27, kök 75 ve kök 12 yol alıyor. Buna göre son durumda aracın geldiği yer hangi ardışık iki nokta arasındadır? Ne yapacağız? Toplayacağız. Sonra yaklaşık değerini hesaplayacağız. Hemen toplamaya başlayalım. Kök 147 artı kök 27 artı kök 75 artı kök 12 yazıyorum.
Şimdi bunları toplayabilmek için köklerin aynı olması gerekiyor. Bundan dolayı da kök dışına çıkaracağız. Kök 147. Buradaki 147 sayısı 49 çarpı 3 olduğundan dolayı 49 7 diye çıkar. 7 kök 3'tür. 27 9 kere 3 olduğu için 3 diye çıkar. 3 kök 3'tür. 75 25 kere 3'tür. 25 5 diye çıkar. Artı 12 de 4 kere 3'tür. 4 de 2 diye çıkar. Çıkardık. Artık kök işleri aynı toplayabiliriz. 7, 3 ekle 10, 5 ekle 15, 2 ekle 17 kök 3 olur. Şimdi bu haliyle hangi aralıkta olduğunu bulmak zor. Ondan dolayı ben 17'yi içeri alacağım. 17 içeriye 17'nin karesi 289 olarak girer. 289 çarpı 3 yapacağız. İsterseniz başka bir yerde çarpabiliriz. Şurada çarpalım. Çarpı 3 yapıyorum. 3 kere 9 27 elde var 2. 2 kere 3 24. 3 kere 8 24. 2 ekle 26 elde var 2. 3 kere 2 6. 2 ekle 8. 867 çıktı. Tamam. Ne yapacağız? 867 hangi iki sayı arasında denk geliyor onu bulacağız. Size bir ipucu. Yaklaşık olarak ezbere bildiğiniz köklerden gidin. Mesela 867'den büyük 900 sayısı var. Çünkü 900 kimin karesidir? 30'un karesidir. Büyük ihtimal bunun bir altı da 29'un karesidir. 29'un karesini de hesaplayalım. İyice ispatlamış olalım. 9 kere 9 81 elde var. 8. 9 kere 2 18. 8 ekle 26. 2 kere 9 18 elde 1. 4. 5. Tamam. Toplayalım. 1. 4. 841 çıktı. 841 ile 900 arasında mı? Evet. 29 ile 30 arasında bir yerde olacakmışız. Şimdi kilometrelere baktığınızda da 29 ile 30 arasındaki yer nereye denk geliyor? D ile A, E arasına, D ile E arasına geliyor. Aradığınız cevap D şıkkı oluyor. Yukarıdaki tabloda soldaki iki bölmede yer alan sayıların farkı sağdaki bölmeye yazılarak oluşturulmuştur. Yani 12'den 9 çıkar, 3. 9'dan 3 çıkar, 6. 3'ten 6 çıkar, eksi 3. 6'dan eksi 3 çıkar, 9'dur şeklinde gidiyor. Yani iki sayıdan çıkar, bir sonrakine yaz. Tamam, hepsini silelim karalamamızı. Aynı şeyi aşağıdakine uygulayacağız. Yıldız sayısını bulmaya çalışacağız. Bunu yapabilmek için önce bunları A kök B haline getirelim. Kök 200 nedir? 2 çarpı 100'dür. 110 diye çıkar. 10 kök 2. Kök 98 nedir? O da 49 kere 2'dir. 49 7 diye çıkar. Burası da 7 kök 2. Tam bu şekilde işlem yapalım. Burası 10 kök 2 dedik. Burası 7 kök 2 dedik. Tamam, ne yapıyoruz? Çıkarıp yazıyorduk buraya. 10 kök 2'den 7 kök 2 çıkarırsanız 3 kök 2. Devam. Şimdi 7 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkaracağız bu sefer. 7 kök 2'den 3 kök 2 çıkarırsan 4 kök 2. Bir sonraki basamak. 3 kök 2'den 4 kök 2 çıkaracağım. Bunu yazayım. Göresiniz. 3 kök 2'den 4 kök 2 çıkaracağım. Küçük sayıdan bir 3 çıkarsa ne oluyor? Eksi oluyordu. 3'ten 4 çıkar. Eksi 1. Eksi 1 kök 2. Buraya ne gelecekmiş? Eksi 1 kök 2. Şimdi 4'ten eksi 1 kök 2 çıkaracağız. 4 kök 2 eksi. Buraya dikkat. Eksi 1 kök 2. Buradaki eksiyi yazmazsan hata yaparsın. Eksi eksi neye döner? Artıya döner. 4 kök 2. Bir tane burada. 5 kök 2 oldu. Yıldızımız neymiş? 5 kök 2. Yani D şıkkı doğru cevap diyoruz. 1 kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2, 9 kök 2, nokta nokta 9 kök 2'ye kadar kareköklü sayılar yukarıdaki tabloya yerleştiriliyor. Her satırdaki ve sütundaki sayıların toplamı birbirine eşit oluyor. Buna göre PRS toplamının yaklaşık değeri kaçtır? Aslında bu bir zeka sorusu sevgili gençler. Şöyle soruyorlardı. 1, 2, 3, 4, 9'a kadar olan sayıları öyle bir yerleştir ki sağdan sonra yukarıdan aşağıya eş olsun. Bu eşleştirmeyi doğru yapmanı istiyordu. Bize ise bu köklü sayıları yerleştirmeyi istiyor. Tabii bunların hepsinin tek tek yerlerini bulmanıza gerek yok. Deneme yanılma yapıp çok uzun sürebilir. Bizim aradığımız ne? PRS'nin toplamı. Yani bir sütundaki sayıların toplam kaç olabileceği. Çünkü P ile R ile S'yi toplarsan bu sütundakilerin toplamı bulursun. Bunların da hepsi birbirine ne olacak da eş olacak. Bunu yaparken işte ben köklü sayılardan yapmak istemiyorum. Çünkü bak 1 kök 2, 2 kök 2 diye geliyor ya. Yani 1, 2, 3 üzerinden de düzenleyebilirsin. Sonra yanına kök 2 eklersin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak yazıyorum. Şimdi ben buraya PRS sayılarının yerlerine yazarken sayıları şöyle düşeceksin. Bak, biri büyük oluyorsa diğeri küçük olacak. Biri de ortalarda olacak ki ne olsun? Hepsi eş olabilsin. Bütün satır ve sütunlar eş olabilsin. Bundan dolayı ben bir tanesini en büyükten alıyorum.
Bir de en küçüğü alıyorum. Bir defa bunlar birbirine eş, aynı grupta olmak zorunda. Diğerini de tam ortadan seçiyorum. Çünkü biri en üstte, biri en alttaysa diğeri de en ortada olmak zorunda. Bu şekilde topladığınızda 15 oluyor. Mesela 8 seçtiğini varsayarsan diğerini 2 alamazsın çünkü ortadaki sayı bitti. Bunu 3 alırsan 6 alamayacağına göre ne kalacak? 8, 3 daha 11. Buradan da 4'ü alabilirsin yani. 8, 4 ve 3 yapabilirsin. Tabi sıralama böyle değil çünkü 8 ile 9, 17 yapıyor. Tam ters olabilir. Mesela burası 3 olur, burası 8 olur. Ve bunların yerleri bizi şu an tam ilgilendirmiyor. Sen bunları toplarsan 15, kalan 2, 6 ve 7'yi toplarsan yine 15 yapıyor. Amacımıza ulaştık mı? Evet. Demek ki satır ve sütunların toplamları kaç olacak? 15 olacakmış. Biz köklü sayı yapıyorduk. Yani kaç olacakmış? 15 kök 2 olacakmış. PRS'nin toplamı. Tamam. Tabloleşim bitti. Sıra yaklaşık değerde. Bana bunun yaklaşık değerini soruyordu. Bunun için içeri alıyorum. 15 içeriye 225 olarak girer. 225 çarpı 2 yazıyorum. O da nedir? Kök 450'dir. Şimdi 450 hangi karenin, hangi sayının karesine daha yakındır onu bulacağız. Şöyle düşünebilirsin. 450 kime yakın aklına gelen ilk? 20 kere 20 400'e yakındır. Tabii 400'e bayağı uzaktayız. Ondan dolayı 20, 21'in karesine bakıyorum. 21'in karesi 441'dir. 22'nin karesi 484'dir. Şimdi bu hangisine daha yakın? 441'den 400'e sadece 9 rakam var. 441'e daha yakın. Yani aradığımız cevap 21, yani aşık. Yukarıdaki sayı doğrusunda başlangıç noktasından sırayla kök 20 ve kök 80 sağa, sonra h kök 5 birim sola gidilip h noktasında duruluyor. H noktası eksi 15 ile eksi 20 tam sayıları arasında olması için h en az kaç olmalıdır? Bak önce işlem yapılmak için şöyle bir şey yapıyorum. Bak bu kök 20, bu kök 80, bu kök 5 ya. Aslında bu kök 20 de nedir? 4 kere 5'tir. Dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 5'tir. Kök 80 de 16 kere 5'tir. 16 dışarı nasıl çıkar? 4 diye. Bu da 4 kök 5'tir. Aslında bütün ifadeler kök 5'ti. Tamam. Yani işlemlerimi kök 5 üzerinden yapacağım. Tamam. Ne yapmış? Önce 2 kök 5 gitmiş. Sonra 4 kök 5 gitmiş. Nereye varmış? 4. 4, 2 de 6. 6 kök 5'e varmış mı? Tamam. Sonra 6 kök 5'ten ta eksi bir yere gitmiş. Bu eksi dediğimiz yer neresi? Eksi 15 ile 20 arasında bir yer. Bak şimdi. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Bak eksi 15 buradadır sayı doğrusunda. Eksi 20 bu taraftadır. Bizim aradığımız H noktası da bu ikisinin arasında bir yerde. Tamam. Olayımız neydi hatırlayın. Bak bütün ifadeler kök 5'li ise H'nin alacağı değer de kök 5'li bir şey olmak zorunda. Şimdi 15'in karesi kaç bir defa? 225. 20'nin karesi kaç? 400. Yani 225 ile kök içine aldığımda köklü olarak yazayım. Hatta yanlışsınız. Kök içine aldığımda bu köklü beşli, kök beşli ifadenin 225 ile 400 arasında bir sayı olması gerekiyor. Ben hemen denemek istiyorum. Bak 4 kök 5 neye denk geliyor? 80. 80 çok uzak duruyor. Mesela 6 kök 5 olduğunu varsayalım. Tahmini yürütüyorum. Tamam mı? 6'yı içeriye alırsam 36 diye girer. 36 çarpı 5 de 180'dir. 180 bu iki sayı 225 ile 400 arasında mı? Hayır. Bu biraz uzakta kaldı. 7'yi deneyelim. 7 kök 5 olabilir mi? 7'yi içeri al 49 diye girer. 49'u 5 ile çarparsak 50 olsaydı 250 bir 5 çıkar. 245. 245 bu aralıkta mı? Evet 245 oluyor. Hatta 8 de deneyebilirsin. O da 400'den büyük çıkacağı için olmuyor. Evet aradığımız değer neymiş? Eksi, tabii eksi olacak unutmayın. Eksi 245 olacakmış. Biz bunun değerini de ne bulmuştuk zaten? Eksi 245 yazayım. Hatta farklı renkle yazayım. Bakın şurada işlemimizi bitirdik. Yeşille göstereyim. Eksi kök 245. Zaten bunda ne demiştik? Eksi 7 kök 5 olabilirmiş. Tamam ben en son neredeydim? Sayı doğru mu hatırla? 6 kök 5'teyim. Ben nereye varacağım? Eksi 7 kök 5'e varacağım. Ne kadar gitmem gerekiyor? Bana onu soruyor. Hemen devam edelim. Bak şimdi. Bu H'den bahsetmiyor. Şuradaki H'den bahsediyor. Arkadaşlarımız karıştırmıyor. Bak H en az kaç. Yani ben ne kadar hareket edeceğim onu bulmamı istiyor. Dediğim gibi biz 6 kök 5'teydik. Şimdi ben eksi 7'ye gitmek için önce 0'a gideceğim. Kaç gittim? 6. Sonra da buradan da 7 gittim. 7'ye 6 ekle 13. Yani C şıkkı 13 kadar gitmen gerekiyor.
Bilek 64 eş kareden oluşan yukarıdaki şekli çizip bazı kareleri de yukarıdaki gibi boyuyor. Dileğin boyadığı toplam alan 60 santimetre karedir. Buna göre dileğin boyadığı şeklin dış çevresi kaç santimetredir? Karelerden oluşuyor. O zaman kaç kare boyamışız? Hemen önce onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de boyamış ve kaça denk gelmiş? 60'a. Önce bir kareyi hesaplayacağım. Oradan kenarını bulacağım. Sonra da çevre hesaplayacağız. 60'ı 12'ye bölüyorum. 5. Demek ki bir karemizin alanı 5 metrekareymiş. Metre mi? Santimetrekareymiş. Şimdi ben çevre bulmak için bu karemin, yani küçük olan bir karemin kenarına ihtiyacım var. Eğer alanı biliyorsan kenarı nasıl buluyordun? Karekök alarak. O zaman bir kenarı kök 5, bir kenarı kök 5'miş diyoruz. Tamam, bu da bitti. Yapacağımız tek şey dış çevre için kaç tane kare kenarına ihtiyacımız var onu bulmak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ihtiyacımız vardı. Tanesi kaçtı? Kök 5. Yani aradığım cevap 20 kök 5 oluyor. A şıkkı doğru cevap diyoruz. Sorunun gelişinde bize köklü sayılarla ilgili kurallarımız vermiş. Geçelim. Yukarıda dikdörtgen şeklinde kağıdın kenar uzunlukları verilmiştir. Bu kağıttan alanı 63 santimetre kare olan turuncu kare kesilip şekildeki gibi kağıda tekrar yapıştırılıyor. Yeni oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Tabi önce uzunlukları hesaplayacağız. Verilen ifadeler kök 252, kök 175 ve kök 63. Burası da neymiş? Kök 63. Tabi 63'müş ama biz bir kenar uzunluğu bulurken ne yapıyorduk? Şunu siyah yazayım. Bir kenar uzunluğu bulurken köklü sayılardan yararlanıyoruz. O da kök 63'e geliyor bir kenarı. Hemen ilkiyle başlayalım. Kök 252'yi kök içinde 36 çarpı 7 olarak yazabilirsiniz. 36 dışarı çıkar. 6 kök 7. 175'i 25 çarpı 7 olarak yazarsınız. 25 de dışarıya 5 kök 7 olarak çıkar. Aslında bize bir ipucunu burada 63 veriyor. Çünkü ben bu kenarı bulmak için ne yapacağım? Köklü yazarsam 63 9 kere 7'dir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Buradaki 3 kök 7'den yola çıkarak da 252 7 ile kaçın çarpımıdır deyip 36 kere 7 olarak bulabiliyorsun. Ya da ne yapıyorduk hiç bilmezsen 252 yaz, asal çarpanlarına ayır. 2'ye böl, böyle ilerlersen o şekilde çıkarıyorduk. Bulamadıklarını böyle yapıyorsun. Tamam, değerlerimi buldum. Ben şimdi bunları yerlerine yazıyorum. Bak, şuradaki uzun kenarım yukarıdaki uzun kenara denk geliyordu. 6 kök 7. Hatta şeklimizi tekrar çizelim. 6 kök 7. Devam ediyorum. Bak, burada bir kısa kenar var. Benim burayla işim yok. Şuradan kare kesmiştik değil mi? O zaman burası kaç olacak? Bu ikisi. 3 kök 7 ve 3 kök 7 olacak. Şu kısmı bilmiyorum. Yanına şöyle çizelim. Buranın yanına ne ekleyecektik? Kare ekleyecektik. Bu karelerimiz kaç? 3 kök 7, 3 kök 7 ve 3 kök 7. Şimdi gelelim burada tam olarak bilmediğimiz yerleri bulmaya. Öncelikle bak, şurayı kırmızıyla gösterdiğim yeri nasıl bulursun? Buradaki uzunluğu kaç bulmuştuk? 5 kök 7. Yukarıdan şu kırmızıdan aşağıya 5 kök 7. E şurası bu karenin kenarı 3 kök 7 ise kırmızı yere 2 kök 7 kalır. Aynı şekilde tam karşısı da 2 kök 7 olacak. Aynı şekilde şurayı bulurken ne yapacağım aşağıya? Hatta maviyle göstereyim, daha iyi göresin. Kalemi göremiyorsun galiba. Şu aşağıdaki mavi nedir? Yukarıdaki 6 kök 7'den şu kısmı, burası kaçtı? 3 kök 7 çıkarmaktır. Alttan 3 çıkar. Burayı da 3 kök 7 bulmuş olduk. Bakın şimdi çevreyi dolaşacağız. Bütün hepsini toplayacağız. Buradan başlayacağım. Etrafı dolaşıp tekrar buraya geri döneceğim. İstersen tek tek yazabilirsin. 1 gittim, 6 kök 7. Sonra yanında ne var? Aşağı indim, 2 kök 7. Devam et. Sağa gittim, 3, 3, 3. 9 kök 7. Buraya kadar geldim. Arada toplayarak gideceğim. Sonra böyle 3 gittim, 3 yukarı gittim, 3 daha gittim. Bir 9 kök 7 daha oldu. Sonra bir de 2 kök 7 ekleyince başladım, yere dönmüş oldum. Tamam, bunları toplayalım, cevabımızı bulalım. 6 var, 2 var, 8. 9 ekle, 17. 17'ye 9 ekle, 26. 26'ya 2 ekle, 28 kök 7. Cevabı B şıkkı buluruz.